Herkese selam arkadaşlar, hepiniz tekrardan yepyeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda car parking'in yeni gelen güncelleme hakkında bilmediğiniz özelliklerin hepsini göstereceğim. Çok güzel şeyler gelmiş, hepsini size bu videoda göstermek istiyorum. Bana destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olursanız gerçekten çok çok mutlu olurum. Çünkü gerçekten hepsi çok çok güzel ve alışık olmadığımız türden özellikler gelmiş. Bunların hepsini size göstereceğim. O zaman hadi geçelim. Bu güncellemede değişen çok şey var. Ve bunlardan birisi ise trafikteki arabaların motor sesleri değişmiş. Şimdi hemen birkaç tane araba durdurup hepsinin sesini size dinleteceğim. Değişen şeyler yalnızca araba sesleri de değil, aynı zamanda lastik sesleri ve çarpma sesleri de fixlenmiş, değişmiş şekilde. Evet, güncelleme sadece bu kadardı değil. Car Parking'in yaptığı bu güncelleme bazı ünlü isimlere ya da bilinen şeylere gönderme yapmış. Örneğin yakın zamanda aramızdan ayrılan Ken Brook'un şov yaptığı iki arabayı da Car Parking aynı birebir şekilde barikit şeklinde oyuna eklemiş. Ve bunu özellikle detaylı şekilde yapmış, gördüğünüz gibi. Bir yaptığı araba bu, diğer yaptığı araba da meşhur Mustang de bu. Burada da Car Parking Ken Brook'un anısına güzel bir gönderme yapmış. Aynı zamanda bu arabaların sadece bu halde yok, bu arabaların orijinal halleri de oyunda mevcut. Gördüğünüz gibi o arabanın orijinal hali. Bu da o meşhur Mustang'in orijinal birebir hali. Tek yaptığı gönderme tabii ki de bu değil. Car Parking çok popüler bir Netflix dizisi olan Wednesday'e de bir gönderme yapmış. Direkt o meşhur kızın kıyafetini, saç şeklini birebir oyuna getirmiş durumda. Tam birebir olmasa da andırması, yani saçı. Yani o filmi izlemedim tabii, ben bilmediğim için söylüyorum. Ama bakılırsa gerçekten birebir aynısını oyuna eklemişler. Saç stili olsun, kıyafetleri olsun. Buradan da Car Parking'in bir göndermesini görüyoruz. Ve bunun dışında Car Parking oyuna ışık ekleme getirdi. LED, hani hemen onu da göstermem gerekirse. Şöyle bir araba alalım. Buraya geldiğiniz zaman ilerliyorsunuz ve burada bir sürü ışıkların olduğunu görüyorsunuz. 4 çeşit farklı ışıklarımız. Farklı şekilde yuvarlak, kare, dikdörtgen şeklinde bir sürü ışıklarımız var. Bunu pozisyon değiştirdiğiniz zaman bir alta geliyor. Bir tane daha tıkladığınız zaman ikisi birden bir üstte bir alta olmak şeklinde geliyor. Bunu istediğiniz renkte yapabilirsiniz ve bunu kumandasıyla kendiniz de oynayabilirsiniz. Örneğin ben bunu kırmızı yaptım. Oyunda görüntüsü bu şekilde. Üst tarafta gördüğünüz gibi şöyle bir simge var. Bu simgeye bir tek bastığınız zaman ledlerin hepsi kapanıyor. Bir kere daha bastığınız zaman flash şeklinde açılıp kapanıyor, açılıp kapanıyor. Bir kere daha bastığınız zaman bu hızlanıyor ve tekrardan böyle duruyor. Yavaş şey. Yani bunun farklı farklı modları var. Gördüğünüz gibi tren hali var. Gördüğünüz gibi şölen yapıyor resmen bize. Bu çok güzel bir özellik. En sonunda da tekrardan böyle hepsi yanmış şekilde duruyor. Bu da Car Parking'in getirdiği çok güzel bir özellik. Yani kullanacağımızdan eminiz. Herkes kullanacağından eminiz bunun. Ve onun dışında Car Parking güncellemeyi yayınladıktan sonra Türk YouTuber'lar o postun altına Türkiye'deki deprem hakkında birkaç bir şeyler yazdılar. Ve Ozaz tabii ki bunu gördü. Ozaz bunu gördü ve oyununa, normalde burada bir Avrupa Birliği bayrağı vardı, onun yerine Car Parking Türkiye bayrağını eklemiş durumda. Gerçekten çok kral bir hareket. Resmen Car Parking saygı duyduğu için ve olayın niyetini farkında olduğu için oyuncularına böyle güzel bir teselli vermek istemiş. Oyuna Türk bayrağı eklemiş. Bu kesinlikle mod değil. Bu orijinal şekilde de güncellerseniz görebileceğiniz bir şey. Gerçekten buradan Car Parking'e çok teşekkür ediyoruz. Oyuncularına bu şekilde güzel bir moral verdi. Ve geldik son özelliğe. Bu özellik ne kadar işimize yarar bilmiyorum ama güzel bir özellik. Buraya geldiğiniz zaman, bu kısma geldiğiniz zaman aşağıda Edit Hat yazıyor. Bu arabaya bindiğiniz zaman çıkıyor sadece. Normal yürürken asla çıkmıyor. Buna bastığınız zaman gördüğünüz gibi artık araçların ekranda kontrol ettiğiniz ikonların hepsinin yerini değiştirebiliyorsunuz. Ve bunları tıklayıp büyütüp küçültebiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde istediğiniz ikonu yere, istediğiniz yerde alabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Bu tabi ne kadar iyi olur bilmiyorum. Ama böyle bir şey olması gerçekten çok güzel bir şey. İstediğiniz şekilde, bu şekilde.
büyütüp küçültebilirsiniz. Her ikonun yerini değiştirebiliyorsunuz. Her şeyin yerini değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz hide'a bastığınız zaman butonu yok da edebilirsiniz. Yani yok oluyor direkt. Bastığınız zaman işlemiyor. Default'a bastığınız zaman hepsi olduğu gibi yerine geliyor. Bu da bu şekilde bir özelliğimiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek için videoyu beğenip kanala abone olursanız ve yorumlarda da fikrinizi verirseniz gerçekten çok sevinirim. Bugünlük benden bu kadar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.